Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle sadece gerçekleri konuşmak, sadece kimsenin söyleyemediklerini söylemek için burada topladım, davet ettim. Davetime icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size önce bir metin okuyacağım. Arkasından bununla ilgili sorunuz olursa da cevap vermeye çalışacağım. Sayın CHP Genel Başkanı'na açık çağrımdır. Bunu açık mektup olarak da değerlendirebilirsiniz. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, bu mektubu size tarihin bana yüklediği sorumluluk sebebiyle yaklaşık 26 yılımı verdiğim bir CHP'li, samimi bir Atatürkçü olarak kaleme almaya mecbur kaldım. Daha öncesinde de size müteaddit defalar mektuplar yazdım, mailler attım. Ancak hiç ciddiye alınmadığımı gördüğüm için bu mektubun içeriğini kamuoyu ile de paylaşacağım. Sayın Genel Başkanım, 2010 yılında bu partinin başına son derece iyi niyetlerle ve başarılı olmak üzere geldiğinizden hiç kuşku duymamaktayım. Ancak gelinen süreçte aldığınız kararlar, tutarsız söylem ve politikalar, kalmayan çizgiler partiyi rayından çıkartmış, kimliksiz, siyasi duruşu belirsiz bir yapı haline getirmiştir. Tabii ki tamamını kastetmemekle birlikte, az olsun bizim olsun zihniyetini benimseyen, kendi kişisel ihtiras ve heveslerini parti menfaatlerinin önüne koyan, seçtiğiniz yol arkadaşlarınızın da sizin ve partimizin işini zorlaştırdığının farkındayım. Göreve geldiğiniz 13 yıldan bu yana toplam 11 genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda başarılı olamadık. 2019'da göreceli olarak yani büyük şehirlerin bir kısmını almış olmamız sebebiyle kısmi bir başarıdan söz edilebilir. Partiyi birinci parti yapma söyleminiz hiçbir zaman gerçekleşmemiş. 7 Haziran 2015 tarihli seçim ve 18 Mayıs 2023 tarihli seçimler haricinde partimiz rakip yapıdan iki kat fark yemiştir. Bu süreçte aynı şeyleri yaparak toplumdan kopuk benzer insanlarla çalışarak, aynı cümleleri kurarak oyumuzu arttırmayı umduk ama olmadı. Demokrasiyi hiç ağzınızdan düşürmediğiniz halde, hiçbir kayıp seçimden sonra koltuğunuzu yeni, daha genç birine bırakmayı düşünmediniz. Veya kendi koltuklarını korumak için tabanın genel kanaatini yansıtmayan, sizi seçecek kurultay delegelerinin seçimine bile isteğe destek verdiniz. AKP'den farklı olarak çiftçi için, orman köylüsü için, balıkçılar için, iş insanları için, emeği ile yarı aç, yarı tok yatağa giren emekçi kardeşlerimiz için neyi, nasıl yapacağınızı topluma anlatamadınız. Belki de anlattınız ama inandıramadınız. Bu konularda politikanız yoktu demiyorum. Var olsa bile anlatamamak veya daha kötüsü inandıramamak sonucu değiştirmiyor. Hatta inanılamamak ve inandıramamak bana daha vahim geliyor. Son olarak 21 yıllık karanlık, ülkeyi açlıkla imtihan eden, yoksullukta, yolsuzlukta sınır tanımayan, yaptığı iyi işleri kendisine, yaptırdığı kötü işleri devlete yıkan, yıpranmış despot yapıyı yine yenemediniz. Sizi kandıranların dolduruşuna gelip, başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, gerçek vatanseverlerin uyarılarını dinlemeden kendinizi aday ilan ettirdiniz. İyi Parti dışında, toplamı %1 bile etmeyen Demokrat Parti hariç
AKP'den dışlanmışlarla yola çıktınız. 5 parti başkanına Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiniz. Ve sonra dediniz ki ben ne yapabilirim? Liderler karar verdi. Demek suretiyle de aklımızla alay ettiniz. Bu da yetmezmiş gibi. Adaylığınızın garantisi karşılığında AKP'den koltuk kaybı yüzünden ayrılmış, dışlanmış insanların kurduğu bu partilere 40'a yakın milletvekili kontenjanı vermeniz, partimize yıllardır maddi manevi emek veren parti emekçilerini fazlasıyla üzmüş ve küstürmüştür. İnşallah CHP oylarıyla seçilen bu 40'a yakın milletvekili kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri aleyhine Cumhur İttifakı ile işbirliği yapmaya kalkışmazlar. Bu konuda endişelerim çok büyüktür. Sayın Genel Başkanım, bu mektupta yazılanların tamamının doğru olduğunu siz dahil herkes biliyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Çalışıp çabalıyorum diyebilirsiniz. Çalışkanlığınızı takdir eden bir parti emekçisi olarak söylüyorum. İnsanlar sizi maalesef samimi ve inandırıcı bulmuyor. Tutarsız buldukları için de oy vermiyor. Bir de tüm bunlara çevrenizdeki 3-5 çalışma arkadaşlarınızın boş konuşması, toplumda karşılığı olmayan söylemler geliştirmeleri, akçeli işlerde adlarının sürekli geçmesi CHP'ye ve size olan güveni azaltıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum. 14 Mayıs 2023 seçimleri Recep Tayyip Erdoğan gitsin mi, kalsın mı sorusunun sorulduğu bir seçim olsa toplumun en az %60'ı gitsin cevabını verirdi. Ancak adaylık süreciniz, oyu olmayan partilere verdiğiniz çok sayıda milletvekillikleri, PKK ile kol kola yürüyor algısını çürütememeniz, sığınmacılar konusu gibi toplumun çok önemsediği konularla ilgili net bir duruş gösterememeniz kaybetmemize yol açmıştır. Ne yapayım? Ben bunları anlattım ama toplum anlamak istemedi diyorsanız seçmeni değiştirme şansımız olmadığına göre seçmene bunları anlatamayanların değişme vakti gelmiştir. Recep Tayyip Erdoğan yenilemeyecek bir lider falan değil. Ayrıca çok zeki, başarılı, pragmatik bir lider olduğu için de o koltukta 21 yıldır oturmuyor. Açık konuşalım. Recep Tayyip Erdoğan toplumu çok iyi tanıdığı için, hassasiyetlerini bildiği için tüm bu başarısız yönetimine karşın orada oturmaya devam ediyor. Biz de toplumdan kopuk, arkasında halk desteği olmayan, halkın diliyle konuşamayanlarla siyaset yaparak, suni gündemlerin peşine takılarak Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyoruz. Yani adam kazanmadı, maalesef biz adama kazandırdık. CHP'nin 5 parti ile birlikte girdiği seçimlerde oy sizi tatmin ediyorsa söyleyecek sözüm yok. Tüm ülke muhalefeti arkanızdayken alınan %47.8 size yeterli geliyorsa yine sözüm yok. Ama %25 oy almak, üflesen yıkılacak Erdoğan'ı yenememek bana yeterli gelmiyor. Hatta hazmedemiyorum. Hala sizin yanınızda, efendim tarihi bir oy aldık diyenleri dinlemeniz, hatta ciddiye almanız beni ve milyonları çıldırtıyor. Sayın Genel Başkanım, sana ne oluyor? Bunları yazıyorsun. Hatta senin ne haddine? Oturduğun yerde diyor da olabilirsiniz. Hatta mektubu okuyunca bu adamı bir daha aday yapmayın diye talimat vermeniz de kuvvetle muhtemeldir. Olsun. Canınız sağ olsun. Tek dileğim odur ki tarih beni haklı çıkarmasın. Ben bu partide ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği,
parti meclisiyeliği, belediye başkanlığı yaptım. Son girdiğim 5 seçimden de alnımın akı ile çıktım. Beni bazı belediye başkanları ve milletvekilleriyle karıştırmayın. Mevzu vatan ise koltuk teferruattır benim açımdan. Benim bu işte menfaatim ne olacak? Koltuk elden gitmesin de ne olursa olsun diye düşünenler ile yürüdüğünüz için zaten kaybettik. Sizi partiyi yönetememekle ilgili çok eleştirdim. Çok mektup yazdım, mail attım, hiç ciddiye alınmadım. Ama sizin hakkınızda insani yönlerinizle ilgili hiç olumsuz bir sözüm olmadı. İyi bir insansınız, iyi bir abisiniz, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dedesiniz. Ama başarılı bir siyasetçi olamadınız. O yüzden bırakınız inadınızı, sizin varlığınızdan beslenen 3-5 kişinin laflarına kulak asıp koltuğa yapıştı dedirtmeyin. Başta evladım dediğiniz Sayın İmamoğlu dahil onlarca genel başkanlık yapabilecek CHP'li başarılı politikacılar olduğunu unutmayınız. Gücünü sizden alıp bunu suistimal edenlerin başarı hedefleri kalmamıştır. Onlar sizi yerel seçime kadar koltukta tutup kupon belediyelere menfaatleri doğrultusunda belediye başkanı atamaktan başka hedef ve hayalleri kalmayan insanlardır. Geldiğimiz noktada halen 6 okumuz ve 6 ana ilkemiz mevcuttur. Bu ilkelerin en önemlilerinden bir tanesi de milliyetçiliktir. Atatürk'ün tanımladığı milliyetçilik ne mutlu Türk'üm diyene sözü ile etek kemiğe bürünmüş üst kimlik milliyetçiliğidir. Atatürk ne mutlu Türk'üm doğana dememiştir. Bu sebeple üst kimlik, ulus devlet milliyetçiliği, Anadolu'da yaşayan bütün etnik kimlikli insanların ortak paydasıdır. Ama son birkaç yıldır partimiz içinde söylemlerinde Atatürkçülüğü, Türk milliyetçiliğini öne çıkartmak adeta suç olmuş. Partiye nereden geldiği belli olmayan sağdan soldan toplama yardakçıların faşist suçlamalarının ana gerekçesi haline gelmiştir. Etnik milliyetçiliğe ve mezhepçiliğe CHP'de geçit verilmemeli. Ama üst kimlik olan Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülükten asla vazgeçilmemelidir. Ayrıca terör örgütlerine tepkinizi bilmekle birlikte partiyi terör sevicilerinden uzak tutmakta yanlış algıların oluşmaması bakımından fayda görüyorum. Sayın Genel Başkanım, bu mektup size yazdığım son mektuptur. Memleketinizi sevdiğinizi, çocuklarınızın geleceğini düşündüğünüzü biliyorum. Bu durumda Türkiye'nin önünü açınız. Kongreler takvimini hemen başlatıp kurultayda aday olmayacağınızı açıklayınız. Bunu yapar iseniz milyonların hayır duası ile birlikte tarihteki saygın yerinizi alırsınız. Bu yönde bir açıklama yapmanız yerel seçimden önce partileri büyük ölçüde rahatlatır. Değişim heyecanı ve mücadele ruhunu ve iradesini yeniden yüceltir. Ben Cumhurbaşkanı seçilir isem herkes beni rahatça eleştirebilir sözünüze istinaden bu mektubu yazdım. Gönlünüzü kırdıysam özür dilerim. Niyetim kötü değil. Memleketimiz, partimiz ve kendiniz için hayırlı olan kararları almanızı önerir, saygılarımı arz ederim. Değerli basın mensupları, bu mektup Sayın Genel Başkan'la eş güdümlü olarak mail ortamında paylaşıldı. Arkadaşlar, benim gördüğümü aslında herkes görüyor. Bu partinin eski genel başkanları, MYK üyeleri, parti meclis üyeleri, eski ve yeni milletvekilleri, eski ve yeni belediye başkanları, söylediklerimin tamamının doğru olduğunu biliyor.
Arkadaşlar, biz devrimci bir partiyiz. Direnmemiz gerektiğinde direniriz. Değişim zamanı gelince de değişim şart diyebilmeliyiz. Şimdi herkes başını kuma gömmüş bekliyor. Ben başımı kuma gömmüyorum. Başarısız olduk. Değişim şart ve kral çıplak. Peki başkanım, bu başarısızlıktan sonraki süreçte sizin yeriniz ne olacak? Aday olacak mısınız direkt sonra? Arkadaşlar, önce genel başkanımızın bu mektuba vereceği tepkiyi merak ediyorum. Hı hı. Ondan sonra gerekirse bu değerlendirmeleri yaparız. Ama şunu söylüyorum. Bu yazdığım mektup belki siyasi olarak bana büyük zarar verecek. Bunu önemsemiyorum. Ama ileride bu söylediklerimin anlamı ve değeri daha da öne çıkacak. Lütfen diyorum, milyonlarca benim gibi düşünen insan olduğunu biliyorum. Ama artık birilerinin de koltuk sevdasını bir kenara bırakıp, koltuk kaygısını bir tarafa bırakıp, evet Tanju Özcan doğru söylüyor, değişim şart. Sayın Genel Başkanımızı da güzelce emekli edip saygıyla kendisine uğurlayalım istiyorum. Başkanım, partiye dönüşünüz.